Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Ben dağıldım ben Zeynep, iyi değilim. Bir şey mi oldu? O oldu. Tamam, hadi gel o zaman seni toplayalım biraz. Olur mu? Hadi. Nedir, öğrenebildin mi? Senin kayıtlar gayet temiz. Hiçbir yerde aranma yok. Merak etme. Tamamdır, sağ ol. Niye geldik buraya? Aklıma başka bir yer gelmedi. Sofra kurardı. Senin gibi. Ama senden daha güzel yemek yapardı. Zeynep, sen beni terk ettikten sonra ben çok sıkıntı yaşadım. Uzunca bir süre evde kalmadım mesela. Yani parklarda yattım, istatlarda yattım, arabalarda uyudum, öyle ucuz otellerde kaldım falan. 3-5 yılda böyle bu şekilde geldi geçti. Ben biliyorsun yani yerim yurdum olmadan pek yapamıyorum. Tabii yani berduşluktan da sıkıldım artık yani. Berduşluk nereye kadar, anladın mı? Sonra bir gün eve geldim. Böyle kapıdan içeri girdim. Sofra kurulmuş. İki kişilik sofra kurulmuş. Ve benim gideceğim güne kadar o kız her gün sofra kurmuş evde. Allah var, bir günden bir güne beni o sofraya davet etmedi. Ve sessiz sedasız benim o sofrada oturacağım günü beklemiş. Yani bunu neden yaptın, niçin yaptın? Orasını bilemiyorum ama ben sofra yoksa kaçarım. Kaçarım yani. Biliyorum. Yani sofra varsa böyle evden içeriye girdiğin zaman bambaşka bir şey oluyor. İşte orası sana böyle bir ev geliyor yani, ev. Tamam geliyor. Ne denir? Sıcaklık. Ha yani ben öyle parlak lafları söylemeyi beceremem. Ama öyle bir şey. Ve mesela seni bana hiç sormadı. Hiç. Zeynep'i unuttun mu diye öyle bir şey bile sormadı. Belki de cevabından belki korktu. Öyle. Bunlar boş. Aman.
Bomboş şeyler başar. Geldi geçti. Giden gitti. Kalan gitti. Elde var sıfır. Başar. İnsan unutacağını bilmese zaten gitmez. Ben unutmadım. Ben bir sürü hata yaptım. Bir sürü. Bir şekilde hepsi geldi geçti. Ama bir şey var. O hiçbir zaman geçmiyor. Ben hala bunun bedelini ödüyorum. Bak. Bu sefer hata yapma. Bu sefer doğru tarafı seç. Tamam mı? Müsaadenle. (Gülüyor)